Pulları dışında onlar hakkında sevilen diğer özellikleri de iki ayak üzerinde yürüdüklerinde tıpkı komik bir T-Rex'e benzemeleri. Bunu bacakları kazmakta iyi oldukları kadar iyi yürüyemedikleri için yaparlar. Bunlar isteğe bağlı çift ayaklı diye adlandırılmalarına rağmen sadece iki ayaklı değildirler. Vakitlerinin çoğunda dört ayak kullanırlar. Pangolinler çok yalnız hayvanlardır. Kur yaptıklarında ve çiftleştiklerinde etkileşime girerler. Dişilere göre yarı yarıya ağır olan erkekler bir dişinin peşinde koşmazlar. Bunun yerine bıraktıkları idrar ve tavırlarıyla dişiyi kendilerine çekerler. Erkekler rakiplerine karşı devasa keskin kuyruklarını kullanarak birbirleriyle savaşıp dişinin dikkatini çekmeye çalışırlar. Çiftleşme periyodu genellikle 3 ila 5 gün sürer ve gebelikleri Hint pangolini için en kısa olan 65 günle Çin pangolini için en uzun olan 372 gün arasında değişir. Pangolinler bebeklerinin kalması için yaklaşık bir ay boyunca pullarını sertleştirir. Bundan sonra ortaya çıktıklarında pangolinlerin yaptığı şeyleri öğrenene kadar yaklaşık 2 yıl kadar annelerinin kuyruklarında dolaşacaklar. Pangolinler zorla çiftleştirilemez ya da kimse onlara zorla bir şey yaptıramaz. Çünkü onlar artan baskılara karşı dünyanın en zor hayvanlarıdır. Gerçekten talihsiz olan pangolinler dünyadaki en çok haşlanan hayvanlardan. Geleneksel Asya tıbbında kullanılmak üzere genellikle pulları için satılıyor ve etlerinin lezzetli olduğu düşünülüyor. Sadece son 10 yılda 1 milyondan fazla pangolin yasa dışı olarak satılmış ve alınmış. Bu çılgınca, çünkü çoğu insan onun var olduğunu bile bilmiyor. Lütfen git ve arkadaşlarına bu harika yaratıklardan bahset. Ya da bu videoyu gönder. Çünkü pangolinler gerçekten muhteşemler.